Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık iki aydır hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem de burada bakanlıklarımızın bütçelerini görüşüyoruz. Aslında plan bütçe, bakanlık bütçeleri üzerinde siyasetle ilgili siyasi konuşmaların yapıldığı yer değil. Tam tersine daha teknik konuşmaların yapılması gereken yer. Ama bugün genel kurulda tabii doğal olarak bütçe üzerine siyasi konuşmalar da yapmaya ihtiyacı hissettik. Zaman zaman dönem dönem gerginlikler oldu, fiziki müdahaleler oldu, kavgalar oldu, atışmalar oldu, laf atmalar oldu. Ama sonuç itibariyle 2023 bütçesinin sonuna geldik. Bir de geçmişte bu mecliste görev yapan, hükümetlerin başında olan siyasi partilere genel başkanlık yapmış, Allah hepsine rahmet eylesin, siyasi partilerimizin genel başkanları vardı. Yani bir ülkede başbakanlık yapanlar, cumhurbaşkanlığı yapanlar yalnızca yönettikleri bütçelerle anılmazlar. Aynı zamanda siyasete bıraktıkları izlerle de anılırlar. Ve siyasette bıraktıkları izler de onlar için ve onların o düşüncelerini kendisinden sonra savunacak insanlar için de önemlidir. Mesela kimlerdir ve bunların temel özellikleri, ortak değerleri nedir? Bu siyasetçilerde, bu liderlerde üç temel özellik vardır. Bir, iyi devlet adamlarıydı. İki, iyi siyaset adamlarıydı. Üç, iyi gönül adamlarıydı. Kimdi bunlar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış İsmet İnönü. Meydan savaşlarıyla adına tarihe geçmiş ve aynı zamanda Lozan Sözleşmesi'yle Lozan'ın Fatihi diye bilinir. Yine Adnan Menderes. Yani Türkiye demokrasisinde demokrasi şehidi diye anılmış ve şu anda bütün siyasi partilerin, bütün ideolojilerin Adnan Menderes'e saygı duyduğu, hürmet duyduğu, ölüm yıl dönümünün anıldığı ve tarihe iz bırakmış birisi. Süleyman Demirel, barajlar kralı. Necmettin Erbakan, ağır sanayiyi Türkiye'ye getiren, söylem olarak getiren ve Türkiye'deki muhafazakarlığın lideri. Alparslan Türkeş, Türkiye'de Türk milliyetçiliğin lideri. Bunun gibi geçmişte Türk siyasi tarihine iz bırakmış ve iz bırakırken de aynı zamanda devlet adamlığı kimliğiyle bugün bile anılan bu siyasetçilerin hepsini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Gelelim günümüze. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle Türkiye'de adaletsizliğin ve hukuksuzluğun olmadığı bir dönemde Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek hak, hukuk, adalet diyerek dünya tarihine geçti. İnanın ki belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol bir partinin, sosyal demokrat bir partinin milletvekili, burada Allah rahmet eylesin hepsine, Süleyman Demirel'i, Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i saygıyla ve hürmetle anıyorsam 30 yıl 40 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı da bu kürsülerden hak, hukuk, adaleti arayan genel başkan olarak anılacaktır. Ve ben bunları söylerken kendi adaletimle kaygı duyan bir milletvekili olarak söylemiyorum. Benim adaletimle ilgili ne bir beklentim ne bir sorunum da yok. Bunu inanarak söylüyorum. Bir de yine tarihimizde tarihe kötü iz bırakan liderler de var. Mesela kim? Kenan Evren. 12 Eylül faşist yönetimiyle bir sürü insanı çağısından, çocuğundan, yurdundan etti. İşinden etti, ekmeğinden etti. Faşizan baskılarla bu ülkede faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar yaşandı. İşkencelerden bir sürü insan geçti. Sağ sol ayrımı olmadan. Yaşadığı dönemde her yerde milli kahramandı. Gittiği yerde on binler karşıladı. Adı okullara verildi. Hatta Ankara'nın bir ilçesinin adı Evren ilçesi yapıldı. Halen adı Evren ilçesi. Ya bu kadar yaşadığı dönemde insanlara eziyet ettiği halde ama öldükten sonra inanın Cumhurbaşkanı sıfatıyla resmi törenine gömülmeseydi tabutunu taşıyacak 4 kişi yoktu. Sivil olarak yoktu. Yani bu ne demek? Demek ki önemli olan büyük bütçeleri yönetmek değil. Önemli olan büyük projelere imza atmak değil. Önemli olan ne? Yurttaşlarınızın anayasal yurttaşlık haklarını korumak. Özgürlükleri, özgürlük alanlarını aşmak. Her yurttaşımızın yasal haklarının teminatı oldu. Buradan nereye gelecek? Buradan nereye gelecek? Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 2001 yılında partisini kurarken özellikle yasaklar, yokluk ve yolsuzlukla ilgili Türkiye'ye bir çıkış yaptı. Vatandaş da inandı, oyunu verdi. Ve o günden bugüne kadar da ülkemizin başında dönem dönem başbakan, dönem dönem de cumhurbaşkanı olarak görev yapmak. Peki geldiğimiz noktada aynı yerde misiniz? Aynı yerde misiniz? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde faşist zihniyetin, baskıcı zihniyetin yönlendirmesiyle
Siyasi yasa kaldı, değil mi? Peki siyasi yasanı kim kaldırdı? Cumhuriyet Halk Partisi kaldırdı. Ne diye kaldırdı? Hatırlayın o günleri. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal dedi ki, bir siyasi partinin genel başkanı kendi adıyla oy pusulasında seçime girmiş ve Türkiye'de birinci parti olmuşsa siz onun başbakanlık hakkını elinden alamazsınız. Siz onun seçme ve seçilme hakkını elinden alamazsınız dedi ve bu parlamento Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi yasasını kaldırdı. Eğer bugün bu kürsülerde bugün oturuyorsanız milletvekili olarak, eğer Sayın Cumhurbaşkanı hala bugün bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa işte bu sırada oturan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri sayesinde. Niye? Çünkü biz insanların yurttaşlık haklarına ve anayasal haklarına önem veririz. İster aleyhimizde olsun ister karşımızda olsun, bizim için önemli olan onun yurttaşlık hakkıdır. Ama geldiğimiz noktada dün İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesi İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili kullanılan bir ifadeden dolayı siyasi yasak getirdi. Peki ne oldu yasaklara, sizin yasakların Türkiye'de kaldırılması ile ilgili söylemlerinize? Ne oldu? Ne oldu? Niye bu noktaya geldiniz? Çünkü AK Parti kurulduğu zihniyette değil, saadet zincirine dönüştü. Yani AK Parti artık Türkiye'de insanların sorunlarıyla, yurttaşlık haklarıyla, yolsuzluklarla, yoksullukla ve yasaklarla ulaşan bir parti değil. Tam tersine bunları kendisine kalkan eden ama diğer taraftan da kendi iç dünyasında saadet zinciri kuran bir parti. Peki AK Parti tarihin bir günde nasıl anılacak? Bakın 1 Mart tezkeresini yaşadık. AK Parti'nin ilk sınavıdır. 1 Mart tezkeresinde o şanlı şerefli askerlerimizin başına çuval geçirildiği halde nota bile veremedik. İşte o günler anlatılacak tarihte bu kürsülerde. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Yahudi madalyasını aldı. Ve yine 2004 yılında Büyük Orta Doğu Eş Başkanlık ünvanını aldı. 2008 yılında Ergenekon balyoz davalarının savcısı oldu. 2009 yılında çözüm sürecinde Habur sınır kapısına terör örgütü üyelerinin ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri götürüldü ve çadır mahkemeler kuruldu. 2010 yılında Mavi Marmara'da 10 tane vatandaşımız şehit oldu. Ağzımızı dahi açamadık. Ve en kötüsü şu, en kötüsü şu, bence en kötülerinden birisi bu diyeyim. 2015 yılında Süleyman Şah Türbesi'nin türbesini kaçırdık. Orada yatan Süleyman Şah'ın mezarını taşımak zorunda kaldık. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dünya üzerinde hangi noktada şanla şerefle asılırsa gerekirse orada on binlerce askerimizin şehit etmesini göze alır, o bayrağın orada dalgalanmasını sağlarsınız. Türbeyi bile kaçırdık. Arkasından 2015 Temmuz destanı diyorsunuz ya. Önemli olan bu ülkede darbeye sebebiyet ve gerekçe oluşturarak müdahale etmek değildir. Bu yönetimdeki acizinizdir. Önemli olan ülkeyi bu noktaya getirmemektir. Darbe yapılacak aşamaya getirmemeliktir. Bunlar tarihin dönem içerisinde sürekli konuşulacak. Cemal Kaşıkçı olayı. Ne oldu Cemal Kaşıkçı'ya? Sayın Bakanım yan yan bakma. Ne oldu Cemal Kaşıkçı olayına? Res çekmiştik. Raip Branson meselesine ne oldu? Res çekmiştik. Değil mi? Şimdi bunlar da tarih boyunca tarihte konuşulacak. Şimdi AK Parti'nin göremediği, belki de algılamadığı bir şey var. Siyasi partiler gelip geçicidir. Devlet kalıcıdır. Şimdi birinci parti olarak siz buradasınız. Biz ikinci parti olarak yanınızdayız. Ama 2023 yılında yapılacak ilk seçimde biz burada olacağız. Siz bizim yanımızda ikinci parti olarak olacaksınız. Seçimden sonra da haliniz ne olur? Haliniz ne olur onu bilmiyorum. Yani birlikte olur musunuz, olmaz mısınız, başka yerlere dağılır mısınız onu da bilmiyorum. Ama biz bütçe görüşmelerinde sizin muhalefet partilerine davrandı, milletvekillerine davrandığınız gibi davranmayacağız. Sizi dinleyeceğiz. Sizi niye dinleyeceğiz? Tabii ki bir milletvekilinin, bir muhalefet partisinin milletvekilinin ilinin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini mecliste, plan bütçede gündeme getirmesinden daha doğal ne olabilir? Siz dinleyeceksiniz, iktidar dinleyecek ve biz önümüzdeki seçimden sonra Sayın Bakanım sizi dinleyeceğiz. Size hakaret etmeyeceğiz, sizin gönlünüzü kırmayacağız ve sizi dinleyerek burada bütçenin geçmesi için sağlayacağız.
beni de dinlemenizi rica ediyorum. Lütfen tamamlayalım. Lütfen tamamlayalım. Bir de sayın milletvekili, insanların hayatında her dönemle ilgili arkadaşlıklar, dostlukların ayrı önemi vardır. Mesela çocukluk arkadaşlarınızı unutamazsınız. Tahsil eğitim hayatınızdaki arkadaşlarınızı unutamazsınız. Askerlik arkadaşlarınızı unutamazsınız. Bunların hayatınızda bir anısı vardır. Aynı dönem burada milletvekilliği yapıyoruz. Bu çok anlamlı aslında. Aynı dönem milletvekilliği yapıyoruz, birbirimize yumruk atıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ama biz birbirimizi sokakta gördüğümüz zaman, havaalanında gördüğümüz zaman, buradaki restoranda gördüğümüz zaman birbirimizin yüzüne bakarken utanmamalıyız. Tabii ki düşüncelerimiz birbirinden farklı olacak. Tabii ki hepimiz birbirimizden ayrı şeyleri savunacağız ve düşüneceğiz. Ama nezaketi, saygıyı hiçbir zaman elimizden kaçırmayacağız diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.